Ordu merkezde mermer sektöründe üretim yapan tek fabrika olup makine ve ekipmanlarıyla bir ilke imza atmış ve kazandığı tüm değerleri orduya aktarmayı kendine ilke edinmişti. İstikrarlı üretimi ve büyümeyi hedef alan bir fabrika olmakla beraber merdiven, denizlik, karo, dekoratif dış cephe kaplaması, plakans merdiven ve tüm mermer çeşitleriyle geniş ürün yelpazesine sahiptir. İmalattan satışa sunulan mermer piyasadaki en avantajlı fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine sunulmaktadır. Türkmenoğlu Mermer, sizlerden aldığı destekle daha büyük yatırımlar yapmayı hedefler ve tüm hemşerilerine teşekkürlerini sunar. Türkmenoğlu Mermer, fabrika adres Ulubey yolu üzeri Eski Pazar Camii karşısı. Showroom adres Bucak Mahallesi, Bekir Sıtkı Pamuk Caddesi. Telefon 214 61 80 237 05 66. Ozan Baba yolu hikayesi bütün hızıyla devam ediyor. Geçen hafta Kumru'dan kalktık, köylere gezdik ve yaylaya çıkmaya karar vermiştik. Evet, programımız köylerimizin sonunda bitti ve yayla yoluna girerken tekrar başlamıştı. Evet, işte başladığı yerden biz de yolumuza devam ediyoruz ve Kumru'muzun o güzel yaylasına çıkacağız. Bu arada çok özür dilerim. Boğazımız kurumuştu. Görüyorsunuz yayla suları boşa akıyor. Evet. Evet. Suları boşa akıyor. Buz gibi suları var. Yaylanın sularına, atımın yularına, Allah'ın kullarına hayranım ben, hayran. Evet, değerli izleyenlerim, şimdi biz yüksek bir yer dedikleri yaylamıza devam ediyoruz. Siz bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi nadirin efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu
sonu görünüyor. Evet başkanım. Şu anda yolumuz devam ediyor idi. Fakat hani sözün bittiği bir yer var ya, daha kelime bulamıyorsun. İşte burası da yolun bittiği. Yol çalışmaları var. Bu yol çalışmaları grup yolu olarak da nereye bağlanıyor bu? Niksar, Kumru, Karadeniz, Güneydoğu'yu birbirine bağlayan grup yolu şu anda çalışmaları devam etmektedir. Gördüğünüz gibi kepçeler, dozeller burada şu anda çalışma yapmaktadır. İş makineleri hummalı evet. Bir çalışma yapıyor burada. Evet. Evet. Başkanımız da öyle diyor. Başkanımızı istersen tekrar bir tanıyalım. Orman köylülerinin. Çatılı Köyü Orman Kalkındırma Kooperatif Başkanı Ali Hatipoğlu. Ali Hatipoğlu öyle diyor. Evet muhtarım da burada. Çatılı Köyü Muhtarı. Muhammed Ayhan. Muhammed Ayhan da yanımızda. Evet başka biri daha var yanımızda ya. Niye kaçıyor ki? Evet üstad sizi de bir tanıyalım. Sezai Duran. Sezai Duran. Çatılı Köyü'nden. Kimdi bizim arabayı arkadan vuran? Hasminmiştir. Doğru gitmemişim. Vay senin çetini okuyalım bir Kur'an. Hadi gidelim Kakan. Geçiş yok. Buradan dönüyoruz. Sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan. Yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden. Ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden. Yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi naderin efendi. Sayılı günler tükendi. Yolun sonu görünür. Evet değerli izleyenlerim, gördüğünüz gibi dumanlı ve sisli yaylanın havası. Ne dedi Ozan Baba ara sıra? 40-50 koyun alsam kendime, yaylaya çıkarken katsam önüme, dumanı çisesi geçse inime, obalarda çoban olsam diyorum, çoban olsam. Evet, geçen haftaki programda biz bir çoban bulduk ama gavasız çoban yatırmış koyunu kırkıyordu. Evet, çobanlık da ayrı bir maharet isteyen bir olay. Köpeğiyle beraber irtibat kuracak. Koyunları sevecek, mesleği sevecek. Evet, bizim gibi program yapmayı sevecek. Sevmedin mi bir şey olmaz. Doğayı sevecek. Sevecek de sevecek. Şu anda yolumuzun üzerinde 3-5 kişi gördük obada. 3-5 kişi ama öyle keçiler ki bak çocuklar oyun oynuyor, top oynuyor. Evet hanımlar bağda bahçede çalışıyor. Aile reisini de biz buraya çağırdık. Kendisini bir tanıyalım önce. Evet. Benim adım Hasan. Adın Hasan. 500 tane Hasan var ama bir Hasan. Aşık. Hasan aşık. Evet. Evet Hasan. Ne yapıyorsun şu anda? Patates kazdırıyorum. Hem yayla yapayım, hem patates yapayım. Mesela bu yaylada patatesle maşa bir şey yetişmez mi? Yetişir abi, eksene şey olur. Olur değil mi? Olur. Bak ağaçlar büyüyor. Tabii. Fidanlı diktik. Dikinse yapılıyor tabii demek canım, ki. Tabii canım, hepsi olur, hepsi. Meyve de olur diyorsun. Evet. Buranın otundan, hayvanının sütünden, peynirinden, yağından, patatesinden, her şeyinden sebepleniyorsunuz. Tabii canım. Tabii. Peki ne kadar yayla yapayım? 4 ay. 4 ay. 5 yaydan. 9. Yaylada kalıp da kaç günde
kan tazelenirmiş. 15 gün oldu mu tazelenir. Öyle değil mi? Evet. Evet değerli izleyenlerim, 15 gün diyende kan tazeleniyor yayla gibi yerde. Evet, bize söyleyeceğin bir şey var mı? Geçerken halatı soralım dedik. Söyleyeceğimiz bir şey yok abi. Hoş geldin, sefa geldin. Evet, Hasan Aşık'a biz teşekkür ediyoruz. Gelin bakalım çocuklar. Onur hangisi? Onur gel. Onur, şimdi baban ne diyor bak. Onur'un diyor, sesi güzel diyor. Yok. Yok. Senin? Peki adın ne senin? Adını söyle bakalım. Öner. Öner, soy ismin ne? Aşık. Kime aşıksın sen? Aşıklık kötü bir şey değil mi? İyi bir şey mi, kötü mü? Kötü. Yok canım, aşıklık iyi bir şeydir ya. Bak burada bir ufak aşık var. Bunun ismi neymiş bakayım? Adın ne? Mehmetcan. Mehmetcan. Soy ismin? Aşık. Bu da mı? Hüzünlüyüm, gönlüm kırık. Yağmur yarlıklık. Hüzünlüyüm, gönlüm kırık. Gideceğim buralardan, bu son görüş, son ayrılık. Geleverdim resimleri, bu sevgiden iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, yaşanacak yaz kalmadı. Yele verdim resimleri, bu sevdadan iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, adı kalmadı, adı kalmadı. Belki bugün, belki yarın. Unutulur anılarım, belki bugün, belki yarın. Hüzünlerim tamam gelir, sevinçlerim yarım yarım. Yele verdim resimleri, bu sevdadan iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, yaşanacak yaz kalmadı. Yele verdim resimleri, bu sevdadan iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, adı kalmadı, tadı kalmadı. Sanmayan yaralı yüreğim yan, alev canda söner sanmayan yaralı yüreğim yan, alev canda söner sanmayan yaralı yüreğim yan. Avcılar çökmüş oturur, ceylan yavrusu nitilir. Gece bir çığlık tutturur, yan yaralı yüreğim yan. Gece bir çığlık tutturur, yan yaralı yüreğim yan.
Avcılar çökmüş oturur, ceylan yavrusun yetilir. Gece bir çığlık tuturur, yan yaralı yüreğim yan. Gece bir çığlık tuturur, yan yaralı yüreğim yan. Camış Alağı'na geldik. Burası Camış Alağı pazarı. Burada istediğin camışı satın alman mümkün. Yeter ki sen camış almaya karar ver. Suyun içinden çıkan camış mı istiyorsun? Yoksa güneşte kurulanmış camış mı istiyorsun? Her türlü camış satışa hazırdır. Evet. Yaylanın soğuk suyu deldi bağrımı deldi. 3 günlük gelin idin, köye acı haberin geldi. İyi göllenmeler Camış kardeş. Sitemle kalkarsan şaha işlerin kalır eyvah. Tövbe etmeden bir daha yan yaralı. Tövbe etmeden bir daha yan yaralı yüreğim. Al feryadın ezberine, susma inerken derine, uslanmayan kaderine, yan yaralı yüreğim yan. Uslanmayan kaderine, yan yaralı yüreğim. Al feryadın ezberine, susma inerken derine, uslanmayan kaderine, yan yaralı yüreğim yan. Uslanmayan kaderine, yan yaralı yüreğim yan. Evet işte muhtarım, bu da bir ufak Menderes. Gıvrıla 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 suyun gözüne doğru gidiyor. İnanma benim sözüme, su akar suyun gözüne. Evet, başkana soralım şimdi. Başkan, buradaki çiçeklerin bir özelliği var şimdi. Sarı çiçek. Evet. Ve bu ortadaki de kırmızı çiçek. Tam kızaracak, kırmızı olacak. Evet. Bir tek burada varmış bu, evet, çiçekten. Şimdi burada olmasının nedeni de, burada 40 kızlar diye geçer buranın ismi. Burada 40 tane kız, evet, öldürülmüş. Öldürüldükten sonra da tabii ki bu çiçekler bunlara bir anlam veriyormuş. Benim anladığım kadarıyla öldürülen 40 kızın, evet, kanından emerek bu çiçekler kırmızılaşmış. Kırmızılaşmış. Heh. Evet. Ya buranın da demek ki tarihçesi buymuş. Mesele bu kadar basit. Evet, istersen kırmızı çiçeklerimizi çek. Ondan sonra geçelim gidelim koyunların yanından. Şimdi bir de şu var muhtar. Şimdi Kumru sınırları burada bitiyor. Burada bitiyor. Bu çiçeklerin arka tarafı Tokat. Tokat'a bağlı. Tokat'a bağlı. Evet. Karnın acıktı da yersin gider, o da bir yağlı. Ne yiyeceksin? Tokat kebabı yiyeceğiz. Çam içine gideceğiz. Bakalım Tokat kebabı mı yiyeceğiz, Tokat mı yiyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Tokat'ın kebabını yiyeceğiz. Bakalım. Meşhur olan kebabını. Evet. Şimdi Tokat kebabı yemeye gidiyoruz. Yaylamızda çekimlerimizi hemen hemen bitirdik sayılır. Fakat o çiçeklerin yanına bir çıkacağız galiba. Evet, orayı da görmeden geçilmez. Tabii ki çiçekleri çekelim. Bakalım. Üzerinde yürüdüğümüz kırçıl otlar. Bunlardan da biraz bahsedelim. Bunları koyunlar falan yemez. 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 Çünkü koyun da biliyor ağzının tadını. Şimdi bu kırçıl otlar tabii ki sert olduğundan, evet, hayvan bunu kopartıp alamıyor demek. Bakacağız Tokat kebabı da sert mi? Tokat kebabı
Çok meşhurdur. Batlıcanı yesen daha değerlidir. Şimdi orada tokatlar da var. Onda da yapıyor orada. Çeşit çeşit çiçeklerden bal toplayan arısın. Amazonlar gibisin. İri yarısın. Evet, yarasın. Nasıl? Nefes alabiliyor musun? Alıyorum. Zorlama var mı? Hiçbir şey yok. Bir beton gibiyim. Beton gibisin. Şu anda inşaata dahilsin yani. Evet, evet. Dahil. Şimdi bak, burada taşlarla çevrili yuvarlak bir alan var. Herhalde burası da Kırk Kızlara ait olsa gerek. Bunların belki de burada katlettiler rivayete göre. Geniş böyle biraz daha. Evet, burada katlettiler ve bunların kanından emişen bu orman gülleri de rengini kızıla döndürmüş olsa ki kırmızı olarak da açıyor. Kırk Kızlar'ın bulunduğu mevkideyiz. Gelmişler buraya Ahmet ile Sefine, aramışlar define. Evet, şu anda alttan bir hacı abimiz geliyor. Gelsin bakalım, kendisine soracağımız sorular var. Buralı mıdır? Nerelidir? Bu ağaçta da adak adayanlar dilek ağacı olaraktan geçiyor ismi. Aleyküm selam hacım, gel. Dilek ağacında her türlü yamalık parçası var. Dilemişler dileğini, bağlamışlar ağacın bileğini. Bakalım şimdi hacı daimin yüreğini. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ım. Tamam, hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş gelmişsiniz. Ne haber, nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah'ımıza şükür olsun. Bir cekete çıkar ya, hava sıcak ya, bırak şunu ya. Çıkar şunu bakayım. Evet. Evet, şimdi sizi bir tanıyalım bakalım. Evet. Adın ne? Abdurrahman Çakmak. Abdurrahman Çakmak. Evet. Sen buralı mısın? Hayır, ben buralı sayılırım. Yani ben... Senin yayınan mı bura? Yok, ben Çayıralan'ım. Korgan'ın Çayıralan köyünden. Sen buralı değilsin. Evet. Ama burada bir efsane var. Evet. Kırk Kızlar'ın burada katledilmesi. Evet. Ve bu çiçeklerin de onların kanından olsa gerek, tahmin ediyoruz tabii rivayete göre. Evet, evet. Böyle bir renk almışlar. Evet. Hemen burada bir dilek ağacı var. Bu dilek ağacına da bak neler yapıştırmış, bağlamışlar. Onlar da oradan dilek ağacı, dilek dilemeye gelmişler. Evet. Gel bakalım buraya. Şimdi bunun kerameti nedir buraya? Bu dilek ağacının. Bunu yani şunun için bağlamışlar. Yani ki Allah'a dua ediyorlar. Dertlerimiz burada kalsın diye. Evet. Yani bunlar şöyle. Allah tarafından bunlara tabi burada dua ediyor. Buradaki şehitler kalkıyor, kıbleye dönüyor. Allah'a dua ediyor. Bunun derdini Cenab-ı Allah verecek. O şehitlerin hürmetine, o yetişkin kul olduğu için onlar Allah'a onların duası geçecek. Burada yani filan evliyeye gittik de iyi olduk değil. Hayır, Allah'ın emriyle bunlar Allah'a dua edecek. Bunlar Allah'ın yetişkin dostları. Bunlar buralarda hep kanlı elbiseleriyle şu durumda yatan çok büyük şehitler var. Evet. Savaş anında kalma bunlar. Peki bu dilek ağacına bağlanan bu dertleri, efendim bertaraf eden, nüsibetleri, kötülükleri def eden bir uygunlama, bir yani bir uygulama olaraktan bağlanan bu yamalıkları, parçaları sen tasvip ediyor musun? Buna bir şey diyemem. Yani bunlar iyi bir şey mi? Bunlar benim duruşumda pek iyi değil herhalde. Duanı yap Allah'a. Allah evet. Yine kabul eder. Tabii evet, doğru. Evet. Şimdi esas kabirin sağ tarafına geçeceksin, kıbleye duracaksın, sağ tarafına duracaksın. Orada üç ihlas, bir Fatiha okuyacaksın. Evet. O sen burada iki rekat namaz kılacaksın Allah için. Buradan döndüklüğün o kıbleye döner. O buradaki Allah'ın yetişkin dostları dua eder. Allah bu kulun derdine deva ver diye. Allah onun
derdini böyle duası, Allah onu affeder dilerse, ederse, ederse eder, etmezse... İnanç, inanç, inanç meselesi evet, diyorsun. Buna, evet. Tabii şey lazım buna. İtikat, amel. Evet, sen tek misin burada? Yok, hayır, benim çoluk çocuğumla geldim. Hep beraber geldin değil mi? Evet. Ne yapıyorlar burada şimdi? Burada şey ettik. Yayla yapmaya mı geldin? Buraya biz bugün köyden çıktık geldik. Bir saat. Yani bir hava almak, gezmek için. Hava almak, gelmek için. Tabii içimizde hastalar var. Onlara bir şey almak. Aa, sen de dilek için geldin buraya. Bak, esas dileğin sahibi buradaymış. Ne diledin şimdi hastalara? Şifa diledin. Evet, Allah tarafından bu derdini veren Allah devasını da ver diye dua ettik. Evet. Biz dilek ağacının yanında konuşan hacı abimizin esas dilek dilemeye gelen birisi olduğunu da şu anda öğrenmiş olduk. Allah inşallah kabul eder dileğini. Allah şifalar versin diyelim. Yapılacak bir şey yok. Evet Ozan Baba, gezerim azar azar, inşallah değmez nazar, işte 40 tane mezar. Allah kahretsin diyorum bu definecileri, burada da bir şey aramışlar. Evet, 40 tane genç kızı burada, mezarını da eşmişler, tahrip etmişler, para aramışlar, pul aramışlar. Evet, etrafı harabeye çevirip gitmişler. Artık bilemiyoruz ne derece doğru burada yapılan işlem. Gerek yok fazla fazla yapmak yorumu. İşte mezarların durumu. Kimisinin etrafında taşları düzenlemişler. Fakat az önce dediğim gibi kimini de defineciler eşmişler, talan etmişler. Evet. Allah. Mezarlık burası. Evet. Tamam. Allah rahmet eylesin. İşte az önce görmüş olduğunuz hacı dayımız ekibiyle birlikte Korgan'dan gelip elini yere sürtmüştü farkındaysanız. Et kesmiş. Yani daha doğrusu kurban kesmiş. Adak kesmiş diyelim. Adağını kesmiş. Ekibiyle birlikte arabasını almış. Ve şimdi dönüyor geri. Bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi naderine efendi, sayılı günler tükendi,
dolu görünüyor. Dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünür. Evet, selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefa geldiniz babacığım. Bulduk, sizi tanıyalım. Gururdur, ben Kumluluyum, Fizmeden'im. Yapsat yapıyorum Kumlu'da yavuz. Öyle mi? Evet. Hoş bulduk. Yayla yalı, bizim yayla. Evet. Yayla sen yayla, bizim yayla. Fark etmiyor. Oldu, kolay gelsin. Ozan babam. Allah Allah. Hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah Allah. Burada... İzliyor musun bizi? Ya ne demek? Ne demek yani? Oğlum canım, çok seviyoruz sizi. Ordu kanalında devam izliyoruz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun ya, yemekler olmayın. Merhaba. Daha yemedik yani. Buyurun. Sizin nasibiniz? Buyurun, biz gidiyoruz. Yani hoş geldiniz. Bu tayfiyi yapıyoruz. Şu anda obamızın ismi Fırınönü Yaylası. Fırınönü? Evet, yaylası. Yaylası. Evet. Evet, şu anda Fırınönü Yaylası'ndayız geçerken. Evet. Hemen yolun alt tarafında, evet, yemek yiyen Ali Hoca. Ali Hoca al, var. Al. Ali Hoca al mı bu? Evet, al. Bu Ali Hoca alın evin burası. Sen de evin burası. Emekli imam. Bakalım emekli imamın sofrasında neler var. Şöyle bir obadaki yemeklere bir bakalım. Efendim bu nedir? Kuzu ciğer. Bu ciğer. Ciğerim benim. Abi bu ne? Mısır ekmeği. Oh. Şu bildiğimiz turşu. Turşu. Aynı turşusu. Şu ninik. 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 Evet. Dolma. Bir sefer alacağını yalı şöyle. Bakacağız. Evet, bu ninik değil mi? Sen de abi öyle. Salatamız var. Ya salata var, evet. Buyurun. Pancar çorbası mı bu? Evet, evet, bu pancar çorbası. Meşhur pancar çorbamız. Evet. Kaşık bir. Yok, var burada. Yoğurdu. Şey var. Yoğurdumuz var. Bak ne güzel. Yayla yoğurdu. Bu ne yoğurdu? Yayla yoğurdu. Yayla yoğurdu. Kömüş yoğurdu. Oh, 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 oh. Yaylaların yoğurdu. Anam seni kimler doğurdu? Evet, doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor.
Hele şu Murat'ı kimler doğurmuş bak. Öyle de bir tatlısın ki bal ile mi yoğurdun? Evet, evet muhtar malı götürüyorsun. İyi, iyi. Ama ne yapalım bizim ya canımız Allah. Bu. Evet. Ya, ben de, kaçıksız olacağım ben de. Bak şimdi yolumuz uzak. Evet. Şöyle bir de bandır yapayım. Bandır. Aç ağzını abi. Tamam. Canım Allah'ım. Beni de versen 190. Dur bakayım. Çok ya bugünlere biraz zayıf kaldı bu. Bu yemeğin keyfine diyecek yok. Bunu ne Vehbi Koç yiyebilir ne Sapancı yiyebilir aman. Mümkün değil. Hatta böyle serinlik yer bulamaz ki. Evet. Başkan da sulanıyordun ama sen tabi bize tokat kebabına götüreyim. Onun için iştahım kaçmasın diyor anladım. Oldu size afiyet olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Hacım afiyet olsun. Yok. Sağ olun. Allah razı olsun. Karşıda gördüğünüz çiçekleri unutmayın. Kırk kızlar. Burası da yalaklar. Bunlar da hayvanları duzlar. Evet, çayırda yayılan koyunlar suyunu içer derede. Nerede duz yalar? Burada yalar. İşte özel kendi masaları, sofraları diyelim. Geliyorlar buraya. Evet, dökülen duzları yalıyorlar. Ve o hışımla beraber yayılmaya başlıyorlar. Susayınca da işte az önceki gördüğünüz menderesleri inip oradan sularını içiyorlar. Evet, biz de diyelim ki bu koyun sahipleri Allah bunlara çok versin. Bunlar olmasa bu obaların sahibi kim olurdu? Evet, hayvancılık biraz da obalarımızı ayakta tutuyor. Hüzünlüyüm gönlüm kırık, yağmur yarlıklık. Hüzünlüyüm gönlüm kırık, gideceğim buralardan. Bu son görüş son ayrılık. Yele verdim resimleri, bu sevgiden iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, yaşanacak yaz kalmadı. Yele verdim resimleri, bu sevdadan iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, adı kalmadı. Adı kalmadı. Belki bugün belki yarın unutulur anılarım. Belki bugün belki yarın hüzünlerim tamam gelir. Sevinçlerim yarım yarım. Yele verdim resimleri, bu sevdadan iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, yaşanacak yaz kalmadı. Yele verdim resimleri, bu sevdadan iz kalmadı. Tez harcadık mevsimleri, adı kalmadı. Tadı kalmadı. Evet, yolda dostlarımız siparişi verdiler ve geldik tokat kebabı yemeye sıra. Evet, tokat kebabını da yapan ustamız burada. Fevzi Karaman. Fevzi Karaman'dan. Şimdi bunun yapılış şeklini bir öğrenelim.
Evet Fevzi Bey. Abi özellikle kuzeti. Kuzet olması gerekir. Patlıcan, domates, biber, patates, sarımsak özelliği budur. Genellikle etten geçer. Yani özelliği kuzet olması gerekir. Evet. Yenge Hanım mı yaptı bunu? Evet. Burası bir yerde aile restoranı mı oldu? Aile. Evet. İşte gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim, sıcak bir ortam, aile ortamında yapılan topak kebabı karşımızda. Evet, biz bunları yemeye şimdi başlayacağız. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyorlar ve kameraman da bir an evvel tam girdi kebabın gözüne. Evet, şimdi bazen derler, Tokatlıyım, haklıyım, diğer illerden farklıyım. Tokat'ın farkı nedir? Tokat kebabıdır. Hah, evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet. Evet, Ozan Baba yol hikayesi programını bitirmek üzere. Bir ileri bir geri, en son durakta dedik Fevzi'nin yeri. Evet, tabii ki burada yedik içtik. Allah razı olsun. Dostlarımız verdi hesabı. Yediklerimiz de sadece tokat kebabı. Gerçekten damak tadını bilenler Fevzi'nin yerine uğrarlarsa karlı çıkarlar. Hiç olmasa zevkin tadını alırlar. Hava güzel, çevre güzel, hizmet güzel. Evet, biz de yapmış olduğunuz bu birliktelik ve beraberlik için sizlere şimdilik teşekkür ediyorum. Ve son sözlerini alıyorum sevgili kardeşim. Komru'dan Komru, Çatını, Şenyurt, Döşekdibi, Yayla derken Çam içi kebap ocaklarını bulduk. Sizin malumunuz, sizin varlığınızla, sizin sayenizde biz de gezmiş olduk. Tanımadığımız yerler olmuştur, tanıdık. Tanımadığım bildiğimizi tanıttık Ozan Baba'ya. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. Senin adın ne? Furkan. Furkan soy ismin yok mu? Var. Ney? Karaman. Ney? Furkan Karaman. Furkan Karaman. Evet. Durum nasıl? Okulun durumu nasıl? Güzel. Kaçtasın sen? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Evet. Dörde geçeceksin. Evet. Okumaya devam diyorsun. Hı. Evet. Oldu. Teşekkür ederim. Bize bir şey söylemek istiyor musun? Hı. Oldu. Muhtarımıza dönüyorum ben. Evet muhtarım. Teşekkür ederim Ozan Baba. Buyurun. Biz Feyzi Usta'nın yerini... Ağzına tutar mısın? Feyzi Usta'nın yerini Kumru'da tamamen tadı bozdular. Yolun kilometresini düşünmemek şartıyla yani buraya tokat kebabı yemeye uğrarız. Genelde yolumuzun güzergahıdır. Bütün kamyoncu arkadaşlar da telefonu vardır. Esnaflarda da vardır. Burası bizim ağzımızın tadının bozulduğu zaman tat verme mekanıdır. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, bir de mekan sahibinin fikrini alalım. Fevzi Bey. Müşteri durumumuz nasıl, işimiz nasıl? Allah razı olsun. Bizim genellikle Ordu kısmından. Evet. Nakliyeci esnafından tüm dostlara selam, saygılar ve teşekkür ederim. Oldu. Ozan babama selamlar, saygılar. Allah tüm razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol diyoruz. Gerçekten güzel bir yer burası. Biz de buradan herkese, bizi izleyen herkese ama tavsiye ederiz. Bir hafta sonu Çelik çocuğuyla birlikte gelip şurada bir damak zevkini tatmalarını öneririz. Her zaman için başımız üstünde. Evet, biz de kalktık. Buranın namını duyduk. Dostlarımız dedi size bir tokat kebabı yedirmek için dedi. Gideceğimiz yol dediler yakın. Evet, 60 kilometre yola geldik. Evet. Kumru'dan 60 kilometre yola geldik. Hem sizin mekanı görüp hem de tokat kebabının tadını almak için. Yapandan edenden Allah razı olsun. Getirenden götürenden hesabı verenden. Allah'ıma şükürler olsun bizlere vermiş olduğu bu nimetlerden dolayı. Tekrarını Allah nasip etsin. Sizlere bol kazanç diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Ordu TV'ye saygılar. Evet. Programların sonunda ne diyorduk değerli izleyenlerim? Bir telefon edin bize, biz geliriz köyünüze diyorduk. Şimdi Feyzi de diyor ki bir telefon edin bize, yemeğinizi hazırlayayım size diyor.
Evet. Telefonumuzu da söyle. 0536 805 3715. Evet. 0536 3815. Evet. Çamiş Yaylası, Urak Restoran. Hadi hoşça kalın diyorum. Söner sanmayan yaralı yüreğim, alev canda söner sanmayan yaralı yüreğim. Avcılar çökmüş oturur, ceylan yavrusu nitilir, gece bir çığlık tutturur yan yaralı yüreğim ya. Gece bir çığlık tutturur yan yaralı yüreğim. Avcılar çökmüş oturur, ceylan yavrusun yetilir. Gece bir çığlık tutturur yan yaralı yüreğim ya. Gece bir çığlık tutturur yan yaralı yüreğim. Kalkarsan şaha işlerin kalır eyvah. Tövbe etmeden bir daha yan yaralı yüreğim. Tövbe etmeden bir daha yan yaralı yüreğim. Al feryadın ezberine, susma iner kenderine, uslanmayan kaderine yan yaralı yüreğim ya. Uslanmayan kaderine yan yaralı yüreğim ya. Al feryadın ezberine, susma iner kenderine, uslanmayan kaderine yan yaralı yüreğim ya. Uslanmayan kaderine yan yaralı yüreğim. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Ozan Baba böyle söyler, elveda ağlar beyler, gelen neyler, giden neyler, yolun sonu görünüyor. Evet değerli izleyenlerim, işte geldik bir programın daha sonuna. Biz her zaman sizlere ne diyoruz?
bir telefon edin bize. Sizin de gelelim. Yaylanıza, köyünüze, obanıza, evinize. Selam olsun bizden hepinize. İyi bakın kendinize. Başınız pınar, ayaklarınız göl olsun. Allah'ımızın tüm rahmetleri hep üzerimize olsun. Geceniz ve gündüzünüz hayırlara vesile olsun. Hoşça kalın benim sevgili izleyicilerim. Bir dahaki programa buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla. Bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendine derin. Merkezde mermer sektöründe üretim yapan tek fabrika olup makine ve ekipmanlarıyla bir ilke imza atmış ve kazandığı tüm değerleri orduya aktarmayı kendine ilke edinmişti. İstikrarlı üretimi ve büyümeyi hedef alan bir fabrika olmakla beraber merdiven, denizlik, karo, dekoratif dış cephe kaplaması, plakans merdiven ve tüm mermer çeşitleriyle geniş ürün yelpazesine sahiptir. İmalattan satışa sunulan mermer, piyasadaki en avantajlı fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine sunulmaktadır. Türkmenoğlu Mermer, sizlerden aldığı destekle daha büyük yatırımlar yapmayı hedefler ve tüm hemşerilerine teşekkürlerini sunar. Türkmenoğlu Mermer, fabrika adres Ulubey yolu üzeri Eski Pazar Camii karşısı. Showroom adres Bucak Mahallesi, Bekir Sıtkı Pamuk Caddesi. Telefon 214 61 80 237 05 66.